Evet, Ark'taki maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Haritanın değişik kısımlarını keşfedecektik, ileriki kısımlarını. Smith'i çağına geçmiştik diye hatırlıyorum. Evet, peki Smith katapult nasıl yapılıyor? Kanon ya da. Smith'den yapılabiliyor. Tamam, kanonu yapalım. Şimdi yapacağımız şey... Karkinos alacağız bir tane çünkü diğer bölümlere gitmek için o gerekli bir şey. Kalkan da koy. Climbing pickleri şimdilik bırak. Karkinos avlamaya gideceğiz. Yani evcilleştirmeye. Onun için de kanon lazım. Uçarak gitsek aslında güzel olabilir de uçabileceğimiz bir şey yok. Bu arada onu da ekleyeyim. Aberration'a teknik olarak uçan hiçbir yaratık yok. Bir tane süzülen var sadece, o kadar. Onun dışında hiçbir şekilde uçamazsınız burada. Bu DLC'de. Uçma diye bir şey yok oyunda. Biz Miganodon'la gideceğiz herhalde. Sana biraz daha ağırlık basak. Bayıl. Bayıldı, bayıldı, bayıldı. Evet, bayıltmaya başardım. Sonunda. Şimdi bu ne, bu ne yiyordu? Çürük et diyordu diye hatırlıyorum ben bunu. Aynen, bu çürük et diyordu. Aynen. Yani normal çiğ etti diyorum yiyor ama çürük et çok daha fazla. Yani akreple aynı mantık bu yani. Çürük etle besleniyor. Tamam, yani çürük etle besleniyor. Normal akreple aynı mantık yani kısacası. Yani normal et de verebiliyorsunuz ama çürük et de çok daha iyi oluyor. Ve bunu yapmam bayağı bir uzun sürdü. Birkaç konum değiştirdim. Spin'i öldürdüm. 9 de vermiş zaten. Bir tane daha Karkinos'u öldürdüm. Bu Karkinos'u anlamadıysanız yapmak için, yani temlemek için şu şekilde yapmanız gerekiyor. Klasik taş golemi filan o mantıkta. Yani normal bayıltıcı şeylerle olmuyor. Yani direkt topla filan, taşlarla filan ağır hasar yapmanız gerekiyor. Ve şöyle bir detay var. Gövdesine vurmanız gerekiyor bayıltmak için. Gövdesine vurmazsanız da kollarına vurursanız normal hasar yiyor ve torpor yemiyor. O yüzden bunun bacaklarına vurursanız ölüyor direkt. Bunun yanlışlıkla bacaklarını vurduğum için öldü. Ama bunun gövdesine vurmayı başardım çok değişik bir açıyla. Ve bu ölmedi. Güzel. Merhaba. Buna eğer gerekiyordu diye hatırlıyorum. Bunun eğri neyle yapılıyordu? Smith'i de yapılıyormuş, okey. Karkinos oyunda en sevdiğim yaratıklardan biri. Çünkü çok güzel özelliği var yani. Şimdi Karkinos basit olarak dev bir yengeç gibisinden, crab gibisinden bir şey. Sol tıkla bir tane şeyini vuruyor. Sol şeyini vuruyor. Sağ tıkla da sağ şeyini vuruyor. Eğer ikisini aynı anda basarsanız ikisini birden vuruyor. Birinde şöyle çok fazla bir hasar vermiyor yani, küçük bir alanı yapıyor fark ettiyseniz. Bir tane vursan. Ama iki tane vursanız shock wave yapıyor. Şöyle daha büyük bir alana hasar veriyor. Peki başka ne yapabiliyor derseniz, zıplayabiliyor. Tabi bu kadar değil, bayağı yüksek zıplayabiliyor. Onun için boşluğa basılı tutuyorsunuz. Şöyle yaylanıyor. Yine aynı şekilde hedef tahtası çıkıyor. Bu hedef tahtasının olduğu yeri doğru zıplıyor. Aynı kangurdaki filan mantık bu. Hedefin olduğu yeri zıplıyor ama hedef görünmüyorsa işaretlediğiniz yönde zıplıyor. Mesela ben hedefe zıplayayım mesela. Bayağı bir zıplıyor yani yükseğe. Bayağı bir zıplayabiliyor. Mesela şurayı seçtim. Yani ve fall damage de yemiyor yani.
Fall damage direkt 0. Hiçbir şekilde fall damage yemiyor diye hatırlıyorum ben bunu. Yani epik bir şey. Efsane ötesi bir şey. Ve en güzel özelliği bu da değil. Savaşalım bir de şunla. Come here boy. Ve çok güçlü. Alın hasarına bak. Benden kaçamazsın. Ve üstündeyken silah da kullanabiliyorsun. Bir de o var. Üstündeyken silah kullanabiliyorsunuz bir de üstüne. Şimdi en güzel özelliğine gelmedik. En güzel özelliği bu değil. Şu da öldürküsü olur. Bu bir şeyleri tutabiliyor elinde. Şöyle şunun yanına gelelim. Bunu yapmak için sol ya da sağ tıka basılı tutmanız gerekiyor. Tuttum. Ve bu şey yaratıkları da, vahşi yaratıkları da tutabiliyor. Mesela bu Doedric'i tuttum. Bu benim elimden hiçbir şekilde düşmez. İstediğim yere götürürüm, istediğim yere zıplarım. Hiçbir şekilde elimden düşmez bu. İşte bu yüzden bu en easy taming şeyi. Silah kullanabiliyorsun çünkü üstünüze. İstediğiniz yaratığı tutun. Tabii şimdi bende bayıltıcı ok yok. İstediğiniz yaratığı elinizde tutun. Ondan sonra bayıltıcınıza buradan direkt vurun. Hiçbir şekilde kaçamaz. Her türlü bayılmak zorunda yani. Evicileştireceğiniz şeyi tutun koluyla. Bayıltın burada yani. Aşırı güzel bir şey. Ve eğer tutarken bir daha basılı tutarsanız, yani bir daha basarsanız hasar veriyor. Fark ettiyseniz ilk başta bastığınızda yengeçleriyle hasar veriyor. Bir de yere vurdurup hasar veriyor. Aynı şekilde diğer koluyla da bir tanesini daha tutabilirsiniz. İki tanesini tuttum. Bunları istediğim gibi yapabilirim. Şöyle double vururum. Sağ tık, sol tık. Yani bir şeyleri tutun, yok edin. Ve saldırı menzilleri yeterince yüksek değilse bunlar hiçbir şekilde sizi aldıramıyor. Raptor mu, Ravager mı? Tut elinle öldür. Efsane bir şey. Bir de şey var, bunları fırlatabiliyorduk diye hatırlıyorum. Nasıl fırlatıyorduk? Ha, C. C'ye basılı tutarsanız şu şekilde yine aynı şekilde hazır alır ve aim alır. Ve aim aldığınız yere bunları fırlatır. Tabi bunlar şey moduna girdiği için fırlatamadı, dur. Fırlatabileceğim daha değişik bir şey bulalım. Ve bu çoğu şeyi tutabiliyor yani. Tutma limiti baya yüksek. Karnoy bile tutabiliyordu diye hatırlıyorum. Bunları tutabiliyor muyuz? Pardon. Tutmak istemiştim. Dur, şöyle birazcık ilerleyelim. Tutabileceğimiz bir şey istiyor. Tabii normal yürüyüşü yavaş olduğu için zıplamak en iyi seçim olabilir. Geldik mesela. Bu ayıyı tutabilir mi? Tutamaz. O yüzden öldüreceğiz. Mesela parasaur. Tuttum. Dungbeetle tuttum. Sonra bunları seçtiğim yere yolluyorum. Mesela şu taşın tepesine yollamak istiyorum. Bunda bir boşluğa atarsın, bir şey olmuyor. Hop. Gittiniz. Ve bu diğer oyuncuları da tutabiliyor. Yani diğer oyuncuları da tutabilirsiniz bu taktikle. Yani karnı tutamayabilir de, bilmiyorum. Bunları tutabiliyor mu? Tutabiliyor. Ve bir şeyleri tutmaya çalıştığınızda hiçbir şekilde hasar vermiyor yani, size saldırmazlar. Ve inince de şey oluyor, dur. O vuruyorlar. Impalelendim. Bildiğiniz elinde tutuyor şu an. Stegolara gelen TLC cidden çok güçlü yapmış bunları. Ve Karkonos'un canı da gayet yüksek. Hasar da yani tamamıyla savaşabilirsin. Savaş için kullanabilirsin. Ve et de toplayabiliyor. Yani istediğiniz şeyi tutuyorsunuz, gidip yani paraseri tutamam mesela. İstediğiniz şeyi tutuyorsunuz. Hop, gönderiyorsunuz istediğiniz yere ya da öldürüyorsunuz. Ya da bayıltıyorsunuz.
Gel buraya. Bildiğin yani oyuncak alıyormuşuz gibi elimizi. Tamam, iki tane oyuncağım var şimdi. Fark ettiyseniz bunun kan rengi yani mavi. Yani böcek tiplerinde genelde yeşil oluyor ama bunda mavi niyeyse bilmiyorum. Ve 23 level aldı. Tamam, 1000 kilo ağırlık. Ve yengeç lansı yapıyor şey olduğunda. Sana %300 damage verelim. Kalan hepsine can bas. Can artışına bakar mısınız? Yani tam bir tank, tam bir savaşçı. Ve bunun en iyi özelliği, yani en iyi değil yani, yine iyi bir özelliklerinden biri. Bu suda batmıyor. Yani Rock Elemental de aynı şekilde, o da batmıyor. Yani Taş Golem de batmıyordu. Ciddi misin? Bu suda hiçbir şekilde batmıyor. Yani yüzeye çıkmıyor. O yüzden bildiğin su altında yürüyebiliyorsunuz. Su altında yürüyebilirsiniz. Taş elementalinde de aynı şekilde. Su altı keşfi için de ideal. Bildiğiniz su altında yürüyebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ve su altında da karkinoslar var aynı şekilde. Ve sudayken zıplayabiliyorsunuz. Bu sayede yüzeye hızlı çıkabiliyorsunuz yani. Yani daha ne istiyorsunuz yani? Mükemmel bir yaratık. Çürümüş et de daha hızlı iyileşiyormuş yani bu şekilde yedirirseniz. Bayağı bir iyileştirmeye başardım. Ve şu an 30k canı var. Şimdi şeylere gideceğiz. Yani dur. Flak setimi tamamlayayım da bekle. Evet. Geldik. Şu an haritanın şey kısmındayım. Şey işte. Beyaz kısımdayım. Siyah noktasına doğru gidiyorum haritanın. Tam görünmüyor ama. Harita niye açılmadı? Ha, açıldı tamam. Haritada tam olarak buradayım. Bu bölgeye gideceğiz. Bayağı güzel bir atmosfer var. Bayağı bir corruption falan var aynı zamanda. Teknik olarak FPS'imi sıfırlıyor mesela burası ama. Işık petinizi almayı unutmayın yanınıza. Çünkü lazım olacak burada bayağı bir. Ve FPS'im çok düşük burada niyeyse. Ve kırk ayaklar falan bize dalmıyor nedense, onu tam çözemedim. Teknik olarak güçlü bir, yani Apex Predator'lardan biri bu. O yüzden. O bir Rock direkt. Onlardan evcilleştireceğiz. Ama şu anlık bize dalmamasını umut edeceğim. Evet, ve görünmez olabiliyor, evet o. Onu iyi evcilleştireceğiz ileride. Ve bayağı güçlüler. Hasarları çok değil ama bunun canı çok fazlaydı. Bir de fark ettiyseniz yerin altından şeyler çıktı. Bir şeyler. Bir tane daha rock direkt var orada. Yerin altından küçük küçük değişik yaratıklar çıktı. Goril de var burada. Ha, Nameless çıktı. Bunları inceleyelim. Nameless'lar tabi bu büyüdü. Adından da anlaşıldığı gibi isimsiz. Bu şekilde maymuna benzeyen bir tane yaratık. Aşırı agresifler. Ve her şeye dalarlar. Binebilir miyim? Binmek istiyorum, binmek istiyorum. Binemedim. Bir gidelim. Bunlar şu şekilde bir şey. Bunların hiçbir şekilde isimleri yok. Bunlar sınırsız gelecek herhalde. Bunlar şeyinden de anlaşıldığı gibi isimsiz bunlar. İsimleri yok yani. Bunların türünün nereden olduğunu falan hiç kimse bilmiyor. Normalde Ark'ta olmaması gerekiyordu. Bir şekilde element tarafından mutasyona uğradı ve tamamıyla bilinmeyendir. Yani ismi bile yok yani. Adı üstünde. İsmi isimsiz. Yani ismi yok. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Bunlar
haritanın bu kısımlarında, yani safe bölgelerinde değil, bu kısımlarından itibaren belli bir süre herhangi bir şekilde ışık petsiz dolaşırsanız, yani ışık efekti olmadan dolaşırsanız sınırsız çıkmaya başlıyor. Ben ışığımı yakıyorum. Üstlerinde beyaz bir efekt oldu gördüğünüz gibi. Bir süre sonra yerin altına girecekler. Işığı gördükleri için kaçacaklar çünkü. Tabi dönüşmüş olanları şey yapmıyor. Yani ışıksız bir süre dolaşırsanız bunlar otomatik dalmaya başlıyor size. Dağ değil, değişik özellikleri de var, göstereceğim. Ekstradan random biri herhalde, tam olarak bilmiyorum sebebinden dolayı. Dağ da güçleniyor, alfaya dönüşüyor. Daha güçlü, daha hızlı filan oluyor. O şekilde ve bir şeyler spamlayabiliyorlar, yani kendi türlerinden çıkarabiliyorlar. Daha çok Nameless çıkarabiliyorlar yer altından. Bir de Reaper çıkarabiliyorlar. O otlar hareket mi ediyordu? Güzel detay. Atmosfer efsane şu an. Sizi çok atmak istedim ya. Yay! Dur, sen de ayrı kalma arkadaşlarım. Uç. FPS'im çok düşük burada. FPS'im cidden çok düşük burada. Çünkü çok fazla efekt var. Yani değişik ağaçlar falan. Atmosfer efsane zaten. Gidiyorsunuz. Light pad. Seni de tutalım. Değişik light pad'ler var. Bu da onların değişik türlerinden biri. Şu Arthur Opelia bana dalmazsa bakacağım da. Dur, bunlardan birini evcileştirmem gerekiyor. Bu ne istiyordu? Shine Horn'dan ne yiyordu? Her biri ayrı bir şey seviyor bu arada. Yani bildiğin normal yemekle şey yapamıyorsunuz. Ve bu Shine Horn büyük ihtimal en sevimlilerinden. Aşırı sevimli bu. Plant Species ZC diyor bu. Yani bütün petler aynı şekilde. Öldürme! Eline niye silah olarak verdim ki ben onları? Kalkıp doğru, bu zırt deniciliği vardı. Bunlar çok sıkıntı ya. Başka Shine Horn kaldı mı? Shine Horn'lar bu bölümlerde oluyor genelde. Sulu kısımlara gideceğim de bir Shine Horn evcileştirmek istiyorum. Bir ışık petimizin ne kadar ışığı kaldığı hiç fikrim yok. En iyisi atmak yani, savaşmaktan çok. Ve Ankylo'lar burada var. Ama evcileştirmeyeceğim çünkü gerek yok. Şimdi şu şekilde yapacağım. Bir tane Shine Horn'u alacağım. Ve kaçacağım. Of of, FPS 0. Şimdi bunu aldım ve kaçıyorum. safe bir bölgede evcileştireceğiz. Aslında şurası safe. Şurada evcileştirebiliriz. Oyun donması efsane olacak. Grafikleri bir tık düşürmem gerekiyor. Yoksa FPS'im abartı derecede düşüyor. 30 FPS'den 45'e çıktım şimdi büyük ihtimalle. Ve sevimlilik trenine hoş geldiniz. Bunlar bildiğin küçük şeyler. Yavru keçi mi desem? Keçi, aynı yavru keçiler. Şu şekilde parlama efektleri falan var, dur. Bu şekilde aşırı sevimliler. Sen de git arkadaşınla tanış. Bulldoglar bu şekilde. Shine onlar da bu şekilde. Bulldogların yukarıdaki şeyleri ışıldıyor. Ve
Dur bir dakika, ışığını kapatabilir miyim? Işığı kapanınca şu üstündeki şeyden efekt çıkıyor. Bunun direkt boynuzları ve sırtı parlıyor. Kapatıyorsunuz. Kapattığınızda da boynuzlarından ve omzundan küçük bir şey ışık çıkıyor. Yani bu direkt vücuduyla birlikte parlıyor bu. Efsane bir şey. Tutunma tarzı bilen var şöyle burada tutunuyor. Efsane bir şey. Yani Bulldog'a bakmadık dur. Bulldog da bu şekilde duruyor omzunuzda. Ama Shinar'ın ayrı bir keyif şey var yani. Ayrı bir sevimliliği var. Evet, arkamızda da bu var evet. abi şu an aile fotoğrafı gibi. Aile fotoğrafı çekmişiz gibi gözlük gibi duruyor onun şeyleri. Neyse işte ya şimdi, aşırı güzel. Şimdi ben bunları kaybetmek istemediğim için Cryopod yapacağım. Yani şeyi kullanmadığımı Cryopodlayacağım. Çünkü bunları eve götürmek istiyorum. Sen gel. Ve bu ışık petlerin hepsinde aynı özellikler var. Yüksek level yaratık detection, oyuncu tespit etme, ne bileyim. Bu kötü fikirdi. gelir misin biraz? Sen gelsin aşağıya. Ben uçabiliyorum zaten, sıkıntı değil. Uçamıyor. Çünkü kanatlarımı indirmişim. Şimdi Shinehorn'u da evcilleştirdiğimize göre aşağı kısımlara inebiliriz. Yani suyun olduğu kısımlara. Bu bölüm bana göre 1 saat oldu ama size göre 20 dakika önce olmuştur. Of of of, FPS. FPS 0 direkt. Fall damage yemediğini düşünüyorum. Yiyor ama az yiyor. Bayağı az yiyor. Normalde bu yüksekten düşünce ölmüştük. Ya atmosferin güzelliğine bakar mısınız ya? Ya bundan daha güzel nasıl bir atmosfer bulabilirsiniz? Efsane bir şey. Su mavi falan. O deniz anası mı? Bir sürü karkinos var. Deniz anası evet. Şöyle değişik mantar mercanları var filan ya. Atmosfer efsane ötesi. Keşke FPS'im daha yüksek olsaydı size daha iyi gösterebilseydim ama şu an medium'dayım yani. Daha da düşürürsem çok kötü olur. Efsane bir şey. Abi buralar efsane. Şimdi şunlar sıkıntı olmadan önce atalım. Bildiğin atıyorsunuz istediğiniz şeyi. Bu şekilde değişik ağaçlar falan var. Şu bitkiler ışık veriyordu diye hatırlıyorum da. O Megalosaurus mu? Okey. Ve buradan sonra atmosfer bozuldu. Evet. Corruption kısmı burası. Bir de yüzeyde ve evet yüzey var. Ve burada ekstradan bir şey var. Dur, Megalosaurus bana dalar mı? Megalosaurus tutamıyorum, tamam. Seni şuraya yiğitlerim. Okey. Tamam, Megalosaurus'lar bize dalmıyor. Çoğu şey size dalmıyor bunun üstündeki. Işığınız bittiğindeki gelen şeyler dışında. Burada birkaç ışık peti daha olması gerekiyordu ya. Yani 4 farklı ışık peti var oyunda. 2 tane daha var. Ve her biri birbirinden sevimli yani. Ya atmosfer efsane ötesi ya. FPS'im çok düşük olabilir ama olduğu kadar, elimden geldiği bu kadar. Buradan daha düzgün bir aşağı inme yeri vardı diye hatırlıyorum. Burası karanlık modu olduğu için her şey parlıyor yani. Bildiğin Avatar ortamındaymışız gibiyiz şu an.
Artropedyalar çok sıkıntı ya. Burada Megalolar falan var, bayağı tehlikeli. Ve teknik olarak Aberration'da %10, %10 gündüz, %90 gece olduğu için burası da, buranın atmosferi de güzel de yani diğere kadar güzeldir. Aşağı iniş kısmı karşı tarafta herhalde. Şu an buraya giremem çünkü radyasyon var. Radyasyon diye bir efekt var. Az önce biraz sonra göreceksiniz. Radyasyon direnci olmayan yaratıklar bir tane bir içecek var. O içecek olmadan şey yapamıyorsunuz. Bu alana sokamıyorsunuz, sürekli hasar yiyor. Sizin de hazard suit giymeniz gerekiyor. Radyasyon giysisi. Ve yavaştan korapta diğerleri gelmeye başlıyor. Niye sürekli zıplıyorum? Çünkü zıplamak gerçekten çok daha hızlı. Normal yürümekten ve sistem nasıl da bitmiyor bu arada bunun. Çok güzel ya. Bir şeyleri tutup atıyorsun köşeye. Köşeye, kenara, bir yere işte, her neyse. Diğer light pad'leri bulmak istiyorum şu anda. Radyasyonu göstereceğim, sonra diğer light pad'lerin olduğu yere bu gideceğim. O iki light pad'i daha bulmam lazım çünkü. Bu Seeker, aynı zamanda Purlovyalar da burada var burada. Bu Seeker'da ne olduğu bilinmeyen yaratık, saldırganlar. Bildiğin kuşlar, radyasyon yedik, radyasyon yedik. Çık buradan, çık buradan, çık buradan. Bu kuş gibimsi yaratıklar şey yapıyor. Size normal saldırıyor. Ama eğer ışığınız varsa, yani herhangi bir light path'inde ışığınız varsa. Bu ne? Kim dalıyor bana? Nameless'lar, Nameless'lar. Işığı aç. Işığınız açıksa bunların ağızları açılıyor. Değişik bir çutulu gibi ağızları var gördüğünüz gibi. Normalde normaller ama ışık gördüklerinde ağızları açılıyor ve daha da güçlü oluyorlar, daha da agresif oluyorlar, daha güçlü saldırıyorlar size. Radyasyon şu şekilde. Giriyorsunuz, sürekli canınız gitmeye başlıyor ve yaratığınızın. Ve içeride ne kadar uzun süre kalarsanız o kadar uzun süre radyasyon buff'ı yiyorsunuz, bir 30 saniye gitmesi de. Ve bu süre içeride kaldığınız sürece artmaya devam ediyor. Sınırsız yani, gidip bunu 10.000 falan yapabilirsiniz, 10.000 saniye. Ve bu efekt aktif olduğu sürece etkilenen yaratığın canı sürekli yavaş yavaş azalıyor. Zehir gibi bildiğin. Gidip 1.000 falan yaparsanız ne olursa olsun öleceksiniz mesela ve bunu hiçbir şekilde geçiremiyorsunuz. Yani bu 100 saniye oldu mu? Tamam, 100 saniyeyi beklemek zorundasın. Başka hiçbir şekilde kurtulamazsın bunda. Buralar herhalde radyasyonlu mu ki? Buralar radyasyonlu değil herhalde. Neyse. Kalan kısımlar radyasyonlu, o yüzden girmeyeceğiz. Şimdi diğer petlere bakalım. Bir de Glove Tail var. Bu da bulunuyor ama ben bulamadım. Yani bu ikisi başka yerlerde. Bu bildiğin kertenkele gibi, uçan kertenkele. Uçan kertenkele bildiğin. O kadar da güzel değil. Yani bu da sevimli ama tabii hepsi sevimli. Ama bu o kadar güzel değil. Bunu omuzumuza alalım. Omzumuzda da bu şekilde duruyor. Omzumuzda cidden çok sevimli duruyor. Etrafa filan bakıyor böyle. Şimdi seni de kraya. Ve o ne? Oha yani, ne biçim parlıyor adam. Oh, ışık ışık ışık, ışığım var, ışığım var.
Bu da aynı mantıkla. Tabii biz Shine ordumuzu alacağız şimdilik. Işığımız var. Gidecek misin? Git işine. Işığımız var bizim. Bu Glowtail var. Bir de Featherlight var. Featherlight da ikinci en sevimlisi bence. Yani en sevimlisi şu an omuzumdaki keçi. Daha güzel bir renk lazım. Oh, bu çok güzel. Bu pet şey. Kuş bildiğin ama bu da çok sevimli. Yani en sevimlisi omzumdaki, ikincisi en sevimlisi bu. Ve cidden çok güzeller yani, tüyleri falan filan. Ekstra efektleri filan var. Bunlar da klasik boynuzlarından şey yapıyor. Işık veriyorlar. Ve uçabiliyor bu aynı zamanda. Kuş yani. Keçi bende mi? Tamam. Bunu da alalım. Bu nasıl duruyor? Bu da bir şekilde omuzumuzda papağan gibi duruyor. Bu da çok sevimli. Yani en sevimlisi bu. İkinci en sevimlisi bu. Üçüncü en sevimlisi Bulldog. Kertenkele de en son sevimlisi. Yani abi yani nerede olduğunu unutuyorsun. Aberration'da olduğunu unutuyorsun bunlar varken yani. Çok çok güzeller ya. Keçi de çok güzel de ben bir süre kuşu takacağım. Kuş daha iyi. Sen de mi ilgi istiyorsun? Sevebilsem seni de severdim de sen şey yapıyorsun. Oily üretiyorsun. Şey yiyerek. Neyse. Keçimi bırakacak mısın? Bunda bizim keçiyi de şey yapalım. Keçimi rahat bırakır mısın? Pasif olan şeylere bayılıyorum ya. Şeyler geldi yine. Işığı kapattım, saniye mi gelirsin ama ya? İyi ki Reaper spawn etmediler. İşinize gidin. Neyse, bu şekilde kalan kısımlara suitsiz giremiyoruz. O yüzden şimdi base'e döneceğiz. Burada ekstradan kaynak falan çok yok diye biliyorum. O yüzden şimdi base'e dön. Şimdi yüzeye çıkacağız. Yani bildiğin yüzeye. Tabi yüzey için yine radyasyon gerekiyor. Ve yaratıklarımız radyasyon şeyi yok. Onun için şöyle bir item var. Alamıyorum, evet. Niye alamıyorum? Almışım, tamam. Şu şekilde bir item var, Mushroom Soup diye. Mantarları filan birleştirip yapabiliyorsunuz. Kendi su kepitemiyorsunuz. Ama yaratıklarınıza yedirebiliyorsunuz. Bayağı bir item toplamış. Bunu yedirdiğinizde yaratığınızı kaç saniye? 120 saniye boyunca bütün radyasyondan koruyor. Yani radyasyondan etkilenmiyor. Ve bu bitince yenisini yedirebiliyorsunuz. O yüzden radyasyona direnci olmayan yaratıklarla radyasyonlu bölgeye gidebilirsiniz. Ama onu sonraki bölüme yapacağım. Bu bölümde çünkü yüzey ve basit olarak orayı keşfetmeyi yapacağız demiştik. Yüzeye 3 farklı çıkış yolu var. Değişik noktalardan filan. Buralarda radyasyon var normalde. Yani giriş noktanın radyasyon olması bile yüzeyde radyasyon var. Hiçbir şey göremiyorum. Ve yüzey işte aynı şekilde. Yüzeye akşam gitmeniz gerekiyor. Çünkü sabah şöyle bir şey oluyor. Yukarı çıkamıyoruz, bekle. Taşların üstüne tırmanarak falan çıkacağız herhalde buraya. Ya da Climbing Peak ile çıkabilirsiniz ya da Cryopod'la da çıkabilirsiniz aynı şekilde. Nasıl çıkacağım ki ben oraya? He böyle, okey. Buradan bu taşa. Evet. Teknik olarak bu harita ve bu gezegende herhangi bir şekilde ozon tabakası bilmem ne işte neyse güneş ışınlarını koruyan bir şey olmadığı için, corrupted olduğu için sabah saatlerinde dışarı çıkarsanız
Böyle güneş radyasyon ateşi olacak. Gördüğünüz gibi bayağı bir var. Yüzeyde o yüzden sabahları hiçbir şekilde gezemezsiniz. Bu ateşe deyince ne oluyor? Değmeyin. O yüzden yüzeye çıkmayın. Sabah kesinlikle yüzeye çıkmayın. Bütün zırhlarımı kırdı. Yaratığın canını yarıya indirdi. 2 saniyede. O yüzden dışarı sakın çıkmayın. Çıktığınız anda bütün zırhlarınızı kırar. Saniyede 3K, 4K hasar verir ve size tek atar direkt burası dışarısı. O yüzden akşam olmasını bekliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Bunda sabah ve akşamı hileyle yapamazsınız. Yani yaparsanız ya yüzeyde ateş çıkmaz ya da ateş gece bile devam eder. O yüzden zaman geçirerek yapmak zorundayım. Evet, akşam oldu. Akşam olduğunda ateşler söndü ve buraya çıkabilirsiniz. Yüzeyde radyasyon yokmuş, evet. Yüzeyde radyasyon yok niyeyse, nedenini bilmiyorum. Yani radyasyon şeyine ihtiyacı yok ama giden yollarda radyasyon olabilir. Ama yüzeyde yok gibi. Yüzeyde light pad'inizi açın, yoksa Reaper'lar falan dağılacak. Yüzeyde ne var derseniz, kırık bir obelisk. Buradan direkt uzayı görebiliyorsunuz. Akşamları çok soğuk, sabahları çok sıcak falan. Bu da hiper charge node. Bu diğer charge node'un ekstra versiyonu, hiper versiyonu. Daha da güçlü charge ediyor. Tabi yüzeyde olduğu için çok daha tehlikeli. Peki sabah dışında yüzeyde ne tehlike var derseniz, Reaper'lar ve o gördüğüm dediğim ışığa gelen Seeker'lar. Şimdi obelisk'e gitmeye çalışacağız. Ve bunda sadece bir obelisk var diye hatırlıyorum. Çünkü kalan kısmı dağ niyeyse. Yani şu kısım dağdan oluşuyor. Reaper mı? Reaper nerede? Işığa geliyor petler de. Ve element cevherlerini burada bulabiliyorsunuz. Ya mesela şu parlayan şeyler var ya, bunların hepsi element cevheri diye hatırlıyorum ben. Öyle mi? Evet, bunların hepsi element cevheri. Bunu kazarsanız elementor çıkıyor. Elementor'da şey yapıyorsunuz. Bir ölün. Işıkta ekstra buff yiyorlar. Yüzeyde de böyle bir sıkıntı var. Işığı kapatırsanız Nameless'lar ve sınırsız Reaper'lar gelir. Işığı açarsanız kuşlar musallat olur. Yani ya açık kapı yapacaksınız ya kapalı yapacaksınız. Açık yapmayı tercih ederim ben. Ve teknik olarak sadece yüzeyde drop. Reaper. Reaper böyle bir şey. Yer altından çıkabiliyorlar. Ama teknik olarak ışığım olduğu için kaçacaklar. Nameless'la aynı mantık bunlar. Değişik özellikleri falan var. Şunu bir halledeyim. Maxwell Withdraw detekledi bak. Maxwell yaratık detekledi. Yavaşlatan şeyleri falan var. Alan hasar var. Knockback'i var. Bir de şey, Nameless, aynen. Nameless'lar ışık olduğunda kaçıyor, yani ışığı açtığınızda şu şekilde. Nameless ve Reaper'ların ışıkta kaçıyor ya. Onlar aslında tam olarak kaçmıyor. Ekstradan bir debuff yiyor. Bu arada bu beni keserinde çok güçlü vuruyor. Aşırı güçlü vuruyor bu. Yüzey bu yüzden çıkmıyorsun. Işığınız olsa bile bunlar gelebiliyor. Kaç 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 kaç. Bunun zehri var, zehri var bunun. Kaç. Öldüğü yerde bir de zehir dumanı bırakıyor. O zehir dumanı sürekli hasar veriyor herkese. Sürekli canım mı gidiyor? Yo, doluyor. Tamam. Bunların üstünde buff çıkıyor ya, mesela sarı ışıklar. O şu işe yarıyor. Onların aldığı hasarı çok fazla arttırıyor. Yani normalde hiçbir ışık olmadan Nameless'e de özellikle Reaper'lar dalarsanız hiç vuramazsınız. Yani biz şu an 100 bilmem kaç vurduk ya. Onu 10-20 falan anca vuracağız yani.
Hasarı çok fazla azaltıyor onlar. Işık tuttuğumuzda zırhlarını kırıyoruz, kalkanlarını kırıyoruz. Ve daha fazla vurmaya başlıyoruz. Nameless daha küçük olduğu için ışık açtığında kaçıyor. Yani yine aynı şekilde daha çok vurabiliyoruz ama kaçıyorlar. Ama Reaper ışık açtığında kaçmıyorlar sizden. Yine dalıyorlar. Ve ışığınız yoksa zırhı olduğu için hiçbir şekilde öldüremiyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi aşırı güçlüler. Yani daha kaçıncı günde? Daha 11. günde 150 level Reaper çıktı önümüze falan. Yüzey bu yüzden çok tehlikeli. Ve teknik olarak Aberration mağarada olduğu için ve bu droplar sadece yüzeyde çıktığı için sadece yüzeyde bunlar çıkıyor. O yüzden Aberration'da drop bulamıyorsunuz normal haritada. Yani sadece mağara loot crate'lerini bulabilirsiniz. O da o kadar. Böyle gidelim. Burada bir sürü charge node'lar falan var. Aynı şekilde. Işığı açsana. Hayır. Direkt salla, direkt salla, direkt kaç. Umursama direkt dur. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, kaç. Her yerden Reaper çıkıyor. Hepsi yüksek level bunların. Yüzeye bu yüzden çıkmıyoruz. Koş, 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 koş. Buraya göstermek için şey yapmam gerekiyor. Lütfen gelmeyin. Işık aç, ne bileyim. Gelişe bak gelişe. Bunları kill çekmek zorundayım çünkü ben bunları öldüremem ve beni öldürürler çok rahat. Ve bu asit öldüklerinde çıkardıkları asit çok tehlikeli ve ışık betim öldü evet. Şu explore notu da alayım. Tamam anladım dur şimdi sırası değil. Bu obelisler aberration'da hiçbir işe yaramıyor. Yani çünkü teknik olarak ark bozuk ve tek obelis başka obelis yok. Bu da yamuk kırık zaten gördüğünüz gibi yukarısı falan bozuk. Siz onunla hallede durun. Green Obelisk diye geçiyor bu. Yani mor olsa bile rengi green diye geçiyor. Normal bir şeyleri transfer etmeye falan yarıyor. Başka hiçbir işe yaramıyor ve haritada başka obelisk yok diye hatırlıyorum. Var. Var aynen. Yüzeye birden fazla çıkış noktası var ya haritaya gördüğünüz gibi. 3 farklı çıkış noktası var. Play açıp yukarıda duracağım. Anlatmak için. 3 farklı çıkış noktası var. 3 farklı çıkış noktası 3 farklı yere çıkarıyor. 3 farklı yerde de 3 farklı obelisk var. Mesela bu yeşilmiş ama mor gösteriyor. Çünkü kırık bu bozuk. 3 farklı girişten 3 farklı noktaya gidebiliyorsunuz yüzeye. Burada yüzeye niye gidersiniz? Merak etmişsinizdir. Ya da element kasarsınız ya da hiper charge yaparsınız. Ya da Reaper kesersiniz bilmiyorum. Reaper kesmeyi ne kadar istiyorsunuz emin değilim ama. Evet, Ark'ın bu bölümde sonuna geldik. Daha çok Ark gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.